1 milyon Suriyeli Değerli geliyor. izleyenler, İdlib'de köşeye sıkışan cihatçılar Türkiye sınırına dayandılar. Bugün Türkiye sınırında bir takım olaylar oldu. Cihatçılar Türkiye sınırına dayandılar ve Türkiye'mize hakaret ettiler. Türkiye ordusuna ve Türkiye'mize hakaret ettiler. Hain Türk ordusu dediler. Türkiye bizi sattı dediler. Bakın, İdlib'den gelen Suriyeliler ve Suriyeli cihatçılar, bunların çoğunluğu Suriyeli cihatçıları oluşturuyor bu grupları. Diğer Suriyeli sığınmacılardan farklı olarak İdlib'dekiler daha önce Suriye'nin çeşitli bölgelerinde savaşıp da savaş kaybeden cihatçıların toplandığı bir bölge. Ve burada Esad'ın genişlemesiyle, bu bölgeye girmesiyle yavaş yavaş burayı terk eden cihatçılar artık Türkiye sınırına dayandılar. Bunların birçoğu cihatçılar, cihatçı yakınları, akrabaları ve sonuçta Esad'a daha çok ideolojik olarak karşı çıkmış Suriyeliler, İslamcılar, Selefiler ve terör örgütlerine üye bir kısmı ve önemli bir kısmı El-Kaide bayraklarıyla geliyorlar. Türkiye'yi protesto ediyorlar. Hain Türk ordusu diyorlar. İşte bakın, ben de size bunlarla ilgili tweetleri paylaşıyorum. Yüksel Odabaşı, evet, diyor ki İdlib'den gelen Suriyeli sığınmacılar değil, Türkiye'yi protesto eden ÖSE militanları. Evet, içerisinde ÖSE militanları var, El-Kaide ve ETŞ grupları var, IŞİD'liler var. Suriye'nin çeşitli bölgelerinden savaşıp savaş kaybetmiş olan militanlar ve cihatçılar ve bunların yakınları İdlib'teydiler. Evet, İdlib'teydiler. Ve Türkiye'nin kendilerini sattığını düşünüyorlar. Türkiye'nin kendilerini sattığını ve Rusya'yla hareket ettiğini düşünüyorlar. İdlib bölgesine Suriye'nin sahibi Esad ve ordusu girmeye başlayınca cihatçılar zor durumda kalmıştı ve sıkışmışlardı. Buradaki Türkiye'nin gözlem noktası yakınlarında da protesto düzenlemişlerdi. Şimdi cihatçılar, evet, bugün olan bir olay bu. Türkiye sınırına geldiler ve bakın bugün bu olayları çıkardılar. Burası Türkiye sınırı. Türkiye sınırının hemen güneyi. Türkiye sınırında Türkiye'nin kendilerini içeri alması için protesto ediyorlar. Peki bu politikanın sorumlusu kim? Elbette AKP iktidarı. Türkiye'nin, hükümetinin ileriyi görememesinin nedeniyle ortaya çıkan bir durumla karşı karşıyayız. Orada vatanını savunan Esad'ın yanında yer almadık. Bir Rusya'nın, bir Amerika'nın yanında ne idüğü belirsiz bir politikayla ve bu politikanın müsebbibi tamamıyla AKP'dir. AKP'nin Türkiye'ye getirdiği noktadır. Bakın, Türkiye'nin güney sınırına saldıran, yaklaşan cihatçılar. Bunlar sadece bir kısmı. Bunlar sadece %10'luk bir kısmı. Diğer %90'lık kısmı da şu an yolda. Evet, 1 milyona yakın cihatçı yola çıkmış. Uluslararası ajanslar 1 milyona yakın, yaklaşık 600 bin üzerinde cihatçının Türkiye sınırına doğru yaklaştığını haber etti bugün. Ve gelenler de bugün Türk ordusuna, Türk polisine sataştılar. Türk sınırında kendilerini içeri almaları gerektiğini söylediler. Bunların arkalarına gelecek. Türkiye'nin demografik yapısını bozacak. Bunlar normal Suriyeli sığınmacılar değiller. Bunların çok önemli bir kısmı ideolojik keskinlik ve şeriatçı devlet isteyen savaşçı cihatçılardan, şeriatçılardan oluşuyor. Bakın, nasıl ki Türk ordusuyla, Türk polisiyle, Türk askeriyle sataşıyorlar ve diyorlar ki hain Türk ordusu, hain Türkiye diyorlar. Bunları kim besledi? AKP besledi. İşte Yüksel Odabaşı'nın tweetinde paylaştığı görüntüyü sizlerle paylaştım. Daha neler izleyebiliriz? Evet. Evet, Hu isimli bir kullanıcı da geliyorlar. TSK müdahalesine rağmen geliyorlar. Ve bu gelenler ilk gelen 5 milyon gibi değil. Bunlar kafa kesen cihatçılar demiş. Bakın, Türkiye sınırında bugün yaşananlar bunlar. Bunlar sadece bir kısmı, daha 650 bin ve üzerinde cihatçı yola çıktı. Muhtemelen onlar da yarın Türkiye sınırına ulaşacaklar. AKP başımıza bu cihatçıları bela etti. Türkiye demografik olarak çok zor günler yaşayacak. Çık için içerisinden çıkabilirsen. AKP'nin politikası, öyle yakından alıyoruz. Evet, ekranlara yansıyan görüntüler bugün Türkiye'nin güney sınırında Suriyeli cihatçıların bir kısmının yaptığı protesto görüntüleri. Hain Türkiye ordusu diye El-Kaide bayraklarıyla slogan attılar. Bunlar AKP'nin bir zamanlar beslediği cihatçılar, Suriye'nin sığınmacılar, ama önemli bir kısmı İdlib'de köşeye sıkışan cihatçılar. Esad'ın tekrar İdlib'i kontrol altına almasıyla kuzeye doğru ilerliyorlar ve bunların 650 bin kadarı da şu an yolda. Evet,
tweetleri paylaşmaya devam ediyorum. Son dakika, son dakika. Cihatçılar Türkiye'nin güney sınırında. Timuçin isimli Twitter kullanıcısı ne demiş? Evet, İdlib'ten gelen milyonlarca Suriyeli mülteci Türkiye sınır kapılarına doğru koşuyor. Birçoğu duvarlardan atlayıp ülkeye izinsiz girmeye başladı. Durum felaket. Ülkeyi bu duruma düşürenlere evet bela okuyor Timuçin Bey. Tabii yasal sınırları da çok fazla zorlamamak gerekiyor ama eleştiri hakkımız bizim. Bu politika kimin politikası? AKP'nin politikası. Bir Suriye'nin yanında, bir Rusya'nın yanında. Ama Türkiye'nin lehine olan bir durum var mı değerli izleyiciler? Yok. Bunun hesabını sandıkta yeteri kadar sormadınız. Daha fazla sormalısınız. Yerel seçimde sorulsa da yeterli değil. Evet, bakın Cem Toker, 5 milyon yetmeni daha da geliyorlar ve bu gelenlerin arasında da muhtemelen en vahşileri. Başarılı, etkili stratejik derin politikamızı meyveleri bizden habersiz yaparak yaprak kımıldamazmış değil mi? Ahmet Davutoğlu'na bir gönderme yapıyor Cem Toker, Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı. Ülkü Çoban, KRT'de bu konunun bu akşam tartışılacağını söylüyor. KRT'deki bu yayını kaçırmayınız. Bağımsız bir yayındır. Evet, eski bakan Yaşar Okuyan, Suriyeliler sınırda hain Türkiye diye slogan attılar. Bakın hain Türkiye diye slogan attılar. Evet, evet bir kısım tweetleri sizinle paylaştım. İbrahim Haskoloğlu evet bugün attığı tweetlerle sınırımıza sevkiyatı, cihatçı sevkiyatını haber verdi. Şu anda Türkiye çok zor günler yaşıyor AKP'nin dış politikadaki öngörüsüzlüğü sayesinde. Evet, İbrahim Haskoloğlu, Suriye İdlib'de göç sürecini izleyen koordinatörlük. Geçen seneden itibaren İdlib bölgesinde bulunan 945.992 Suriyelinin Türkiye sınırına doğru göç ettiğini açıkladı. Uzmanlar, Rusya ve Suriye'nin bölgeye olası operasyonlarına bu göçün 1,5 milyona ulaşmasını bekliyorlar. Değerli izleyiciler, İdlib'in güneyi Beşer Esad'ın ordusu var. Esad ülkelerine karşı çıkan bu hainleri elbette ülkelerine almayacak, alsa da cezalandıracak. Cihatçılar anlaşma, uzlaşma tarafında değiller. Bunlar kafa kesen cihatçılar. İdlib'in batı kısmında deniz var. Ne yapacaklar? Kuzeye gidecekler. Kuzeyde de Türkiye var. Evet, İbrahim Haskoloğlu'nun tweetini tekrar etmek istiyorum. Suriye İdlib'de göç sürecini izleyen koordinatörlük, geçen seneden itibaren İdlib bölgesinde bulunan 945.992 Suriyelinin Türkiye sınırına doğru göç ettiğini açıkladı. Uzmanlar Rusya ve Suriye'nin bölgeye olası operasyonunda bu geçin 1,5 milyona ulaşmasını bekliyor. Bugün gördüklerimiz ve sınırımızda hain Türkiye, hain Türk askeri bizi sattın diyen cihatçılar, bu 1 milyonluk cihatçıların sadece %10'unu dahi oluşturmuyor diyebiliriz. Bakın ekranlarınızda gördüğünüz cihatçılar kamyonlarla Türkiye sınırına doğru ilerliyorlar. Son dakika haberiyle sizlerle birlikte oldum. Ben Barış Biner. Son dakika haberiyle tekrar görüşmek üzere. Yayınımızı beğenirseniz algoritmada daha üstlere çıkabiliriz ve aydınlığa bir adım daha atabiliriz. AKP'yi Suriye politikasından dolayı sertçe eleştiriyoruz ve eleştireceğiz. Bu bizim en doğal hakkımız. Barış Biner hesabında kalın, doğru bilgiyi edinin. Bunları televizyonlar veremezler. AKP'ye göbekten bağlılar. Kamyonetlerle akın akın Türkiye sınırına geliyorlar. Türkiye'nin coğrafi yapısını değiştirecekler. Evet, üzgünüz. Gerçekten üzgünüz. Şimdilik hoşçakalın.